Yazılı Hazır Mısın kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 5. sınıflar 2. dönem 2. matematik yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Bu yazılı sorularımıza ve daha fazlasına yazıldayım.net adresimizden ulaşabilirsiniz. Hemen ilk sorumuza başlayalım. Yukarıda verilen ondalık kesirlerin küçükten büyüğe doğru sıralanışı hangisine doğru olarak verilmiştir denilmekte. Öncelikle bakalım ondalık kesirlerimize. Ondalık kesirlerde sıralama yaparken ilk olarak tam kısmına bakıyoruz. Tam kısmı büyük olan büyük olacaktır. Sonrası tam kısmı, kısımları eşitse eğer diğer kesir kısımlarına bakarak yine normal küçükten büyüğe doğru sıralama yapacağız. Burada öncelikle tam kısımlarına bakıyoruz. 5, 6, 3 ve 7 olmak üzere. En küçüğü 3 olduğu için bunlar arasındaki en küçük C olacaktır arkadaşlar. C küçüktür diyelim. C'den 3'ten sonra ne gelir? 5 gelir. O yüzden A'yı söyleyebiliriz. A da küçüktür. B'den, B B'de küçüktür D'den sıralamamız C, A, B, D şeklinde olacaktır. B şıkkında verildiği için cevabımız Bursa şıkkı. Devam edelim ikinci sorumuzla. Yukarıda verilen işlemin sonucu kaçtır diye sorulmakta. Tam sayılarla alakalı bir işlemimiz veriliyor arkadaşlar. Ondalık kesirlerle alakalı. Şimdi burada yapmamız gereken öncelikle tam kısmına tam kısmı toplayıp kesir kısmıyla kesir kısmını toplamak olacaktır. Yani burada 48,7 ile 107,18'i toplarken ilk olarak 48 ile 107'yi bir şu kenarda toplayalım. 107 artı 48 ve işlem önceliğinden dolayı da öncelikle parantez içine yapıyoruz bildiğiniz gibi. Bunu topladığımızda 7 artı 8 daha 15 elde birimiz var. Buraya geldi 4 5 oldu burası. Bu bir de direkt aşağıya indirdik. Burası 155 virgül şeklinde olacaktır. Sonra diğer kısma baktığımızda kesili kısımda aslında burayı aldığımızda 070 olacaktır. Burayı alırsak da 018 olacaktır. Burayı da topladığımızda 0.88 olacaktır. Yani 155.88 buranın işlemidir. Sonra eksi 50.2 diyoruz. Aynı şekilde çıkarma yapacağız. 155'ten 50'yi çıkaralım arkadaşlar kaç 5 0 105 kalır. 105 tam kalıyor. Sonra kesir kısmından da kesir kısmı çıkaralım. 0,88'den 0,2 bunu 20 olarak da söyleyebiliriz. Çıkaracak olursak buradan 8 68 kalacağını söyleyebiliriz. Yani cevabımız 105,68 Adana şıkkı gelecektir. 3. sorumuza devam edelim. Bir terzi 56 metre kumaşın önce 21,4 metresini sonra 23,148 metresini kullanmıştır. Buna göre terzinin kalan kumaş miktarı kaç metredir diye sorulmakta. Şimdi 56 metrelik bir kumaşımız var. Öncelikle 21,4'ü ve sonra da 23,48'i kullanılıyormuş. O zaman bu kullanılan kumaşların uzunluklarını gelin bir toplayalım. 21,4 ile 23,148'i toplayalım. Şimdi kesir kısmına istediğimiz kadar sıfır atabiliriz arkadaşlar. Sağına olmak üzere. Burayı tamamlayabilmek için iki tane sıfır daha ekleyebiliriz. Sonra bunları topladığımızda 8 normal şekilde topluyoruz. 4,5 virgülü koyduk. Sonra tam kısmını topladığımızda da burası da 44 gelecektir. Yani 44,548 bizim kullanılan kumaşımızın uzunluğu olacaktır. Toplam kumaşımız da 56 metre olduğuna göre 56'dan bunu çıkaracağız. 56,000 diyebiliriz. Gene çıkarma işlemine daha kolay olabilmesi için. Sonra kullanılan miktarımıza bakacak olursak arkadaşlar. Buradan 44,548'di bunu yazıp bunları çıkaracağız. Buraya çıkarma yaptığımızda sıfırdan bildiğiniz gibi 548 çıkmayacaktır. O yüzden de şu buradan bir tam sayı alıyoruz ve onu kesir kısmına atıyoruz. Yani burası 55 olmuş oldu. Burası aslında 1000 oldu arkadaşlar. Burası 1000 olduğuna göre yani 1000 yaptık burayı ve bundan dolayı da aslında 1000'den 548'i çıkarıyormuş gibi düşünebiliriz. 1000'den 548'i de şurada çıkaralım. 548 tabi kafanızdan da yapabilirsiniz yaptığımızda arkadaşlar 52 452 gelecektir Evet buraya direkt 452 yazıyoruz Burası 55'ti 55'ten de 44 çıktı 11 kaldı 11,452 bizim cevabımız Adana şıkkı ben sizler için daha kolay anlayabilmeniz için uzun uzun yaptım tabi kafanızdan kısa olarak da yapabilirsiniz Dördüncü sorumuz Aşağıdakilerden hangisi %30'dan küçüktür deniliyor. Yüzde verilmiş. Bu yüzdeyi öncelikle kesire çevirelim. %30 aslında ne demektir? 30 bölü 100 demektir arkadaşlar. Ve her tarafı sadeleştirdiğimizde sıfırları sadeleştirdik. Geriye ne kaldı? 3 bölü 10 kaldı. Aslında sorumuz hangisi 3 bölü 10'dan küçüktür olacaktır. Şimdi 3 bölü 10'dan küçük olanlara bir bakacak olursak. 3, 1, 3 bölü 4 dediğimizde bunu kesire çevirecek olursak nedir bu? 0,75'tir. Her iki tarafı 25'e çarptığımızda 0,75 olacaktır. Hatta bunu bir de yüzdeye çevirirsek yüzde 75'tir. Yani yüzde 75, yüzde 30'dan büyüktür. Eledik. 0,8 böyle gösterilebilir. Ayrıca yüzde 80 olarak da gösterilebilir. gene yüzde 30'dan büyük olacaktır. Eledik. %3'e bakacak olursak %3 böyle gösterilebilir. Ayrıyeten 0,03 şeklinde de gösterilebilir. Gördüğünüz gibi 0,03 0,3'ten yani 3 bölü 10'dan küçüktür. Cevabımızı bulduk. D'ye de bakalım. 1 bölü 2 yarım demektir ve bunu direkt %50 olarak söyleyebiliriz. Bu da gene %30'dan büyüktür. %30'dan küçük olan sadece C şıkkındaki ifademizdir. Beşinci sorumuz. 300 TL'ye aldığı bilgisayarını %40 zararla satan Erhan kaç TL zarar etmiştir deniliyor. Öncelikle burada 300 TL'nin %40'ının kaç ettiğini bulacağız. %40 ne demektir? 40 bölü 100 demektir. Yani 300 sayısını 100'e bölüp 40 ile çarpacağız arkadaşlar. 300'ü 100'e bölecek olursak direkt zaten 2.0 birbirini götürüyor buradan. Burası direkt 3 gelmiş oldu. 3 kaldı. 3'ü neyle çarpıyoruz? 40'la çarpıyoruz. 40 çarpı 3 diyoruz. Buradan da 120 olarak cevabımızı buluyoruz. E 40 zararla satıyor. Kaç lira zarar etmiştir dediğimizde direkt cevabımız 120 lira zarar ettiği olacaktır. Kaç liraya sattığını soracak olursak da 300'den 120'yi çıkarırsak 180 liraya sattığını söyleyebiliriz. Yukarıdaki şekillerin sembolle gösterişi hangisi olamaz diye sorulmakta. Şimdi AB deyip deyip bunları bu şekilde gösterecek olursak bu ne olmakta arkadaşlar? A şıkkındaki ifademiz Doğru parça uzunluğu ifadesini elde edecektir arkadaşlar. Yani bu anlama gelmektedir. Ve burada e, buradaki bize verilenlere baktığımızda hangi hiçbirincisinde uzunluk ifade edilmemekte. Yani bu şekilde bir şey söyleyemeyiz. O yüzden A şıkkı bir kenarda dursun. AB'ye baktığımızda köşeli parantez var gördüğünüz gibi. Köşeli parantez varsa her iki tarafında bu ne demektir? Doğru parçası demektir. Doğru parçası da burada gördüğünüz gibi verilmekte. Bu şekilde gösterildiğinde doğru parçası anlamına gelecektir. Yani bunu bu şekilde gösterebiliriz. Eledik. AB üzerinde doğru ifadesi var. Bu da AB doğrusu anlamına gelecektir ve AB doğrusu da bu şekilde gösterilebilir. AB bir kenarını sadece köşeli parantezi kapatıyorsak bu da AB ışını anlamına gelecektir. AB ışınının da başlangıç noktası bellidir ama bitiş noktası belli değildir. Bu da bu şekilde gösterilmekte. Doğru parçasının her iki tarafı da belli olacaktır arkadaşlar. Sonra burada e, AB doğrusuna bakacak olursak her iki tarafının başlangıcı da belli değildir. Yani burada olamayacak olan ifademiz A şıkkında verilmiştir. 7. 53 derecelik açının doğru açı olabilmesi için kaç derece eklemeliyiz deniliyor. Doğru açı kaç derecedir? Doğru açımız 180 derece olacaktır ve 53'e kaç derece eklersek 180 derece olacaktır? Sorusun cevabı da 180'den 53'ü çıkararak bulunabilir. 0'dan 3 çıkmaz. Bir 10'lu kaldık. Burada 7 kaldı. Burası 10 oldu. 10'dan 3 çıktı. 7 kaldı. 7'den 2, 5 çıktı. 2 kaldı. 1'i de indirdik. 127 derece eklersek şayet doğru açıya ulaşmış olacağız. 8. sorumuz. Yanda verilen A, B, C, D, E, F altıgeninde D köşesinden çizilebilen tüm köşegenlerin sayısı kaçtır deniliyor? D köşesine bakalım. Kaç tane köşegen çizebiliriz? İlk olarak köşegenin ne olduğunu söyleyelim. Köşegen doğru e, komşu olmayan iki kenarı birleştiren doğru parçası olarak ifade edebiliriz. Örnek olarak şöyle yaptığımızda bu bir köşegen olacaktır. Sonra burası bir köşegen olacaktır. Pardon. Komşu olmayan iki köşeyi birleştiren doğru parçası bu şekilde düzeltmiş olalım. Sonra burası da bir köşegen olacaktır. Buradan burası bir köşegen olmaz. Çünkü bunlar komşu köşelerdir arkadaşlar. O yüzden buradaki çizilebilecek köşe sayımız, köşegen sayımız 1, 2 ve 3 tane olacaktır. Bir kenardan 3 tane çizebiliriz. Arka sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Bu kısa hatırlatmamızın ardından 9. sorumuza devam edebiliriz. Aşağıda verilen üçgenlerden hangisi dik açılı ikizkenar kenar üçgendir deniliyor. Dik açı olabilmesi için bir açısının 90 derece olması gerekmekte arkadaşlar. Bakalım hangisi 90 derece? Bu 90 derece işaretidir. Ve evet bu olabilir. Buna bir bakalım. Dik açılı yani dik açılı bu da dik açılı ama buradakiler B ile D şıkkındaki C şıkkındaki e, üçgenlerimiz dik açılı üçgenler değildir. Bunlar e, bu 89 derece olan dar açılı olacaktır. 91 dereceli olan ise geniş açılı üçgenimiz olacaktır. Çünkü 90'dan küçükse dar açı diyoruz. 90'dan büyükse de ne diyoruz? Geniş açılı üçgen demekteyiz. Sonra ikizkenar özelliğine bakacağız. İkiz kenarda da iki kenarımızın uzunluğu eşit olacaktır. A'ya baktığımızda biri 6 santim, biri 8 santim eşit değil eledik. Bu ikizkenar üçgen değildir. D'ye baktığımızda 6 santim, 6 santim o zaman bu nedir? Dik açılı ikizkenar bir üçgenimizdir. Cevabımız denizi şıkkı. Devam edelim 10. sorumuzla. Yukarıda verilen özelliklerden kaç tanesi dikdörtgen için doğrudur denilmekte? Sorumuzu yapmadan önce bir tane dikdörtgenimizi şuraya çizmiş olalım sonra de bakalım köşegen uzunlukları eşittir deniliyor dikdörtgendeki köşegenlerimiz iki tanedir ve çizilecek olursak komşu olmayan iki köşeyi birleştiriyordu şöyle bir köşegenimiz var ve şöyle de olmak üzere iki tane köşegenimiz vardı ve bu köşegenlerin uzunlukları birbirine eşittir Evet doğrudur yani buradaki uzunluğumuz buradaki uzunluğumuza eşit bütün iç açıları 90 derecedir Evet doğru bütün iç açılarımız 90 derece olacaktır Bu da doğru Karşılıklı kenar uzunları birbirlerine eşittir. Yani buradaki kenarımıza buradaki kenarımız birbirine eşittir. Doğru. Ayrıca buradaki kenarımıza buradaki kenarımıza birbirine eşittir. Gene bu da doğrudur. 3 tane köşegeni vardır deniliyor. 3 tane köşegeni değil 2 tane köşegeni var. Bu ifademiz yanlış. İç açıları toplamı 180'dir deniliyor. Yanlış. Bakalım. 4 tane iç açımız var. Ve bunlar 90'lar derece arkadaşlar. O zaman 90 çarpı 4'ten cevabımız 360 derece olacaktır. Bu da yanlış olacaktır. Yani kaç tanesi doğru? 3 tanesi doğru. Cevabımız Ceyhan şıkkı 3 olacaktır. Devam edelim 11. sorumuzla. Yanda verilen ABCD dörtgenine göre soru işaretiyle gösteren açının ölçüsü kaç derecedir denilmekte. Şimdi dörtgenimizin iç açıları toplamı kaç olacaktır? 360 derece olacaktır. O zaman biz bize verilen bu iç açıları toplayıp 360'dan çıkararak Bize verilmeyen açının ölçüsünü bulabiliriz O zaman yapalım Öncelikle açılarımızı toplayalım 92, 144 ve 66'yı toplayacak olursak 2, 4 daha 6 6, 6 daha 12 Elde de 1'imiz var 9'a 1 ekledik 10 4 ekledik 14 6 daha ekledik 20 52'miz oldu 1'e 2 ekledik 3 Direkt bu şekilde söyleyebiliriz Yani buranın toplamı 302 gelmiş oluyor. Sonra bize verilmeyen bu açıyı bulabilmek için 360 dereceden 302'yi çıkaracağız. 360 derece eksi 302 dediğimizde de buradan da 0'dan 2 çıkmaz. Buradan bir 10'lu kaldık Burası 5 kaldı. Burası 10 oldu. 10'dan 2 çıktı. 8 kaldı. 5'ten 0 çıktı. 5 kaldı. 3 ile 3 zaten birbirini götürür. Direkt 58 derece olarak soru işaretli açımızı bulmuş oluyoruz arkadaşlar. 12 ile devam edelim. Yanda verilen şekilde ABCD paralel kenardır. Buna göre soru işaretiyle gösterilen açımızın ölçüsünü bizden istemekte. Şimdi paralel kenarsa eğer arkadaşlar buradaki açımızın ölçüsü ve buradaki açımızın ölçüsü birbirine eşit olacaktır. Yani burası 80 ise burası da 80 olacaktır. Ve ayrıca paralel kenarın bir diğer özelliği de buradaki iki açının toplamı 180 derece olacaktır. Biz 180'den 80'i çıkardığımızda geriye 100 kalacaktır. Burası da 100 derece olmuş oldu. Sonra devam edecek olursak biz neyi biliyoruz? Bir de şunu biliyoruz. Bakın buradan D'den e, A, B kenarına çizilen ifa ifademizin dik olduğunu, dik açılı olduğunu görebilmekteyiz. Burası dik açıysa burası da gene dik açı olacaktır. Yani bu dik açıda kaç dereceydi? 90 dereceydi. Şimdi burası 80 derece, burası 90 derece ve bu bir üçgen olduğuna göre buradaki açımızı nasıl bulabiliriz? Üçgenin iç açıları toplamından bu iki açımızı çıkararak bulabiliriz. Üçgenin iç açıları toplamı 180 dereceydi. 180 dereceden kaçı çıkarıyoruz? 80 artı 90'ı toplayalım burada. 0, 8 artı 9, 17. 170 dereceyi çıkaracağız. 180'den 170 derece çıkınca da direkt zaten 10 derece kalıyor. Buradaki soru işaretli ifademizde 10 derece olacaktır. Cevabımız da denizi şıkkı arkadaşlar. 13. sorumuz. Yukarıdaki tablo bir otomobil galerisindeki arabaların renkleri ve yakıt türlerine göre dağılımını göstermektedir. Buna göre hangisi yanlıştır deniliyor. 7 tane sarı renkli dizel araba vardır. Bakalım. Sarı renkli dizel arabalara bakacağız. Sarı renkli dizel araba 7 tane. Doğru. 20 tane dizel araba vardır. Dizel arabalar maviden 6 tane, sarıdan 7 ve beyazdan 8 olmak üzere topladığımızda 6, 7, 8 toplayacak olursak 6, 7 daha 13, 8 daha ekledik 21 olacaktır. 20 tane denilmiş yanlıştır. 17 tane beyaz renkli araba vardır. Beyaz renkli arabalarımız 5'i benzinli, 7'si dizel ve 4'ü LPG'li olmak üzere toplamda 5, 8 artı 4 daha, 5 artı 8, 13, 7 daha ekledik 17 tane beyaz renkli araba var. Bu da doğrudur. Bizden yanlış isteniliyor. A ile C'yi eledik. D'ye bakalım. 4 tane beyaz renkli LPG'li araba vardır. Beyaz olacak ve LPG'li olacak 4 tane bu da doğrudur. Yanlış istediği için cevabımız Bursa şıkkı 21 tane dizel araba olacaktır arkadaşlar. 14. sorumuz aşağıdaki grafik bir otomobili firmasının Ocak ayında ürettiği arabaların rengini göstermektedir. Buna göre hangisi yanlıştır diye sorulmakta. A şıkkı en fazla beyaz renkli araba üretilmiştir deniliyor. Bakalım en fazla hangi renkte araba üretiliyor? Gördüğünüz gibi en fazla beyaz renkli araba üretilmekte 100 adetle. Doğrudur. Doğru olduğu için eliyoruz bizden yanlışı istiyor. Sorunun ne istediğine de dikkat edelim. Beyaz renkli araba sayısı kırmızı ve gri renkli araba sayısının toplamı kadar üretilmiştir. Beyaz renkli araba sayısı 100 taneydi. 100 beyaz diyelim arkadaşlar. Sonra kırmızı ve gri renkli arabaların toplamına bakalım. Kırmızı renkli arabadan 40 tane üretilmiş. Gri renkli arabalardan 60 tane üretilmiş. Yani 46, mı? 46 artı 60'dan da burası 100 gelecektir. Doğrudur. Yani gri ile kırmızı renkli arabaların toplamı 100 tane beyaz arabanın toplamına eşit oluyor gördüğünüz gibi. Bu da doğrudur eledik. En az kırmızı renkli araba üretilmiştir. En az hangisi üretilmiş gördüğünüz gibi 40 tane olmak üzere kırmızı renkli araba üretilmiştir. Doğru. Toplam 330 adet üretilmiştir deniliyor. Gelin birlikte toplayalım. 100 tane beyaz arabamız üretilmişti. Sonra e, gri ile kırmızının toplamı zaten o da 100'dü. Bunu direkt bunları direkt elemiş olalım. Sonra 70 tane siyah arabamız var. Ve kaç tane? 50 tane de kahverengi arabamız üretilmiş. Bunları toplayacak olursak 0. Sonra 7 artı 5'ten 12 elde birimiz var. Bir, bir daha 2 elde de birimiz vardı 3 üç. cevabımız 320 olacak ama burada 330 denildiği için bu ifademiz de yanlıştır. Bizden de yanlış istenildiği için cevabımız deniz ışıkı gelecektir. Devam edelim 15. ve son sorumuzla. Aşağıdakilerden hangisi araştırma sorusu değildir denilmekte. Sınıf öğrencilerin en çok sevdiği sosyal etkinlikler hangisidir dediğimizde bu şekilde bir araştırma sorusu söylenilebilir. O yüzden işaretlemesini yapıp eleyebiliriz çünkü olmayanı arıyoruz. Olumsuz yani. 5 şıkkı 5 yaş sınıfındaki öğrencinin en çok sevdiği dersler hangisidir dediğimizde gene araştırma sorusu olacaktır. Çıkıp anket yaparak öğrencilere sorarak bu sorunun cevabına ulaşabiliriz. Okulumuzdaki öğretmenlerimizin en çok kullandığı araba markası hangisidir dediğimizde gene bunu da araştırıp sorabiliriz. Bu da doğrudur. Araştırma sorusudur. D'ye baktığımızda 5B sınıfındaki Yusuf'un en sevdiği yemek hangisidir dediğimizde direkt bu bir kişiye yönelik bir soru olacaktır. Araştırma yapılmaz. Yani direkt Yusuf'a sorarak bu sorunun cevabını öğrenebiliriz. Ama araştırma sorusu olabilmesi için ne yapmamız gerekiyor? Birden fazla insana sormamız gerekiyor. O yüzden bu ifademiz araştırma sorusu değildir. Cevabımız Deniz ışıklı gelecektir. Son sorumuza beraber videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Bu satır atmamızın ardından videomuzun sonuna geldiğimizi belirtelim. Ve son olarak yazılı yazılayın.net adresimizden bu yazılı sorulara ve daha fazlasına ulaşabileceğinizi de söylemiş olalım. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve kendinize iyi bakın.